Selamlar arkadaşlar. Bir açıklamalı kitabımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ali Nihat e, Psikiyatri, Psikoloji ile ilgili kitabı 50 Soru'da Psikiyatri adlı kitabına değineceğiz. Başlayalım. Birinci bölüm Psikiyatri nedir konusu. Şimdi Psikiyatri sözcüğü eski Yunanca kökenli bir sözcük. Büyük Yunan düşünürü Pitagoras yani Pisagor insan varlığının iki öğeden oluştuğunu söylüyor. Bunlardan birine Soma öbürüne ise Pisiye adını veriyor. Soma insanoğlunun bedensel varlığını, etini, kemiğini, kanını. Pisiye ise bu bedensel varlığı hayat veren. Biliyorsunuz ki Pisagorcular böyle ruhla işte cemaat tarzı bir kurum, şey kurum bunlar. Ve Pisagor okulu ruhla işte tanrılarla falan çok ilgili. Orpheusçu zaten Orfeos kökenli bir e, şey yani kişi Pisagor'da ve onu şey olarak kabul ediyorlar. Hani e, vahiy alan işte adalet tanrıçasından vesaire vay yalan böyle birisi olarak görüyorlar Pitagor'u. Bu bakımdan dini bir özelliği, karakteri var Pitagor'un. Bu görünmeyen varlığa verilen Pisi adı aslında Yunan alfabesinin iki harfinin Pisi ve H harflerinin yan yana okunmasıdır. Ve bu harfler aynı zamanda sessiz okunuşlarından ötürü Yunanca can demek oluyor. Böylece pisiye kelimesi de canın canı gibi bir anlam taşıyor. Pitagor'un bu soma pisiye ayrımı çok uzun bin yıllar genel kabul gördü. Tek tanrılı dinlerin ortaya çıktığı Orta Doğu'da aslında Yunan kültürünün çok güçlü etkisi altında bulunduğu için bütün tek tanrılı dinler ve onlara bağlı düşünce akımları bu ayrı temeli kabul ediyorlar. Yani bazıları der arkadaşlar işte bizim Yunanlarla ne alakamız var vesaire. Hayır öyle değil. Biliyorsunuz ki Araplar da güçlendikleri ve kültürel olarak e, daha yayılım sağladıkları zaman e, biliyorsunuz her zaman büyük olan kültür küçük olan kültüre etki eder. Dolayısıyla mesela şey e, şöyle bir şey söylendiği e, düşünüyor hani e, bazı İslam tarihçileri de bilir bunu e, mesela Mısır'ı alırlarken hani Hazreti Ömer e, mesela kuşku duymuş mesela hani girmesek mi falan diye neden? Çünkü Mısır kültürü biliyorsunuz ki kendi kültürlerinden çok daha önde. Dolayısıyla sıkıntı yaratabiliyor böyle şeyler. Aynı şey mesela Rusya Fransa'yı yenince mesela Napolyon biliyorsunuz ki Rusya'ya kaybetti ve Ruslar Fransa'ya Paris'e kadar girdiler. Bu girişte arkadaşlar General Kutusov diyor ki fazla gitmeyin çünkü Fransız kültüründen etkilenirsiniz. Yani adamın düşüncesi bu. Dolayısıyla kültürler arası böyle şeyler var. O bakımdan Yunan kültürünün çok güçlü etkisi altında olduğunu tekrar söyleyelim. Bilimlerde bu temel düşünüşler üzerine kurulduğundan insanın dışarıdan görülmeyen iç güç ve yetilerini inceleyen doğa bilimi dalına psikoloji dedi. Psikiyatri ise bunun hekimlik yanı. Yani ilaç falan işte hani e, kimyevi reaksiyonları e, takip ediyor işte vücuttaki ve ona göre ilaçlı tedavi falan. Hani ya, basitçe anlatmak gerekirse bu. Pisiye ve gene Yunanca olan iatros, hekim sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Böylece psiyatri yani ruh hekimliği demektir. Özellikle tek tanrılı dinsel temele dayalı düşünürler ruh hekimliği kavramını yatsıyor. Ruhun tanrının bir yansıması ve uzantısı olduğunu dolayısıyla da hasta olamayacağını ileri sürüyorlar. Bu sav Roma Katolik Kilisesi'nde olduğu gibi bugün de ileri sürülüyor. Oysa söz konusu olan ruhsal dediğimiz görüntülerin şu ya da bu şekilde alışılmadık ya da istenmeyen yönde sapmalarını tıbbi yöntemlerle ve hekimlerce düzeltilmesine çalışmaktır. Aslında ruh hasta değil burada. Burada Bizim mutlu olmamızı sağlayan, üzülmemizi sağlayan böyle hormonlarımız var arkadaşlar. Mesela ne? serotonin, dopamin tipik örnekler işte. Ee, daha sonra şey var, oksitosin var mesela. Dolayısıyla arkadaşlar e, bu hormonlar ne kadar düşük olursa mesela o kadar hasta olabiliyoruz. Mesela çok yüksekse yine hasta olabiliyoruz. Dengeli olması lazım yani. Evet. Ruhsal bozukluklar genel adı altında toplanan sıra dışı durumlar insanın zeka, algılama, düşünme, yargılama, bellek ve dikkat gibi melekelerinde olabilecek bozulmalarda genel olarak yönelim, tutum ve davranışlarındaki çevreye uymayan, genel olarak kabul görmeyen hatta istenmeyen sapmalar. Psikiyatri bilim dalından beklenen de bütün tıp dallarında olduğu gibi bu istenmeyen durumların giderilmesi, olmuyorsa azaltılması ve düzeltilmesi, bu da olmuyorsa en azından ilerlemesinin engellenmesi, hiçbirinin mümkün olmadığı durumlarda da o insanın sakat olarak kabulüyle yaşama koşullarının sağlanmasına çabalamak, çareler bulmak ve çareler geliştirmektir. Dünya Sağlık Örgütü bütün tıp dalları için bu hedefleri koymuştur. Psikiyatrinin ödevleri arasında bir de sağlığı korumak önlemlerini bulup uygulamaya çalışmak da eklenebilir. Psikiyatrinin zorluğu ve temel sorunu insanlardaki hangi davranışların normal, hangilerinin anormal olduğunu saptamak. Bunun için esas olarak psikoloji biliminden faydalanıyor. Çünkü psikoloji bilimi normal insan gelişmesini, insana özgü davranışları, insanın yeti ve yeteneklerini inceleyen bir bilim. Psikoloji bunun için hayvanları da inceliyor ve böylece insan olduğun en önemli farkı farklılıklarının bir dökümüne sahip oluyor. Fakat psikiyatriye verilen görev böyle objektif olarak saptanabilen alanlarla sınırlı değil. Çoğu zaman toplum ve hukuk da istenmeyen tutum ve davranışları tespit ve ilan eder ve bunlara karşı önlemleri de psikiyatriden bekler. Oysa bu beklentiler her zaman doğanın doğrultusunda olmayabilir. Bu durumlarda psikiyatrinin görevi topluma ve hukuka karşı çıkan karşı insanı bireyi korumaktır. Bu çok önemli. Topluma ve hukuka karşı insanı bireyi korumak. Psikiyatrinin alt dalları da var. Mesela çocukları ve gençlerin yaşlarına özel sorunları ele alan ve çareler arayan psikiyatri dalı çocuk ve genç psikiyatrisi. Özellikle yatarak tedavi koşullarının farklı olmasından ötürü yataklı kurumlarda eğer çocuk ve gençler yatırılacaksa en azından servislerin farklı olması lazım. Ancak özellikle çocukların yatırılarak tedavi başlı yatırılarak tedavisi başlı başına bir sorun ve tercih edilmemesi gerekir. Ayrıca çocuklar aile çevresinin dışında psikiyatrik sorunlar bakımından pek tedavi edilemezler. Genç dediğimiz blue çevresindekiler için de aynı şey ergen dediğimiz hani çevresindekiler için de aynı şey söz konusu. Dolayısıyla da çocuk ve gençlerin ancak ağır psikotik bozukluklarının servislerde tedavisinin düşünülmesi onun dışında tedavinin ayaktan yürütülmesi uygun. Türkiye'de de çocuk psikiyatrisi tamamen ayrı bir uzmanlık dalı ancak çocuklara ve gençlere özgü bir yataklı psikiyatri kliniği bulunmamakta. Sadece büyük bir psikiyatri hastanesi olan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuklar için servisler ayrılmaya çalışılmıştır. Aynı şekilde yaşlı kimselerin özgün psikiyatrik bozuklukları var. Yaşlılar psikiyatrisi demek olan gerontopsikiyatri de buna özgün bir dal. Ancak onların özgü kapalı kurumlarda tedavisi gibi bir zorunluluk yok. Sadece istenildiği zaman alabilen, yani giriş çıkışları kontrollü ayrı bir servis yeterli olur. Türkiye'de geronto ayrı bir uzmanlık dalı değildir. Psikiyatrinin bir başka özgün alanında adli psikiyatri. Ruhsal bozukluğu olan kimselerin hukuk sisteminde ayrı bir yeri var. Buna uygun olarak en azından büyük hastanelerde ayrı adli psikiyatri birimlerinin olması zorunluluktur. Nitekim Bakırköy'de oldukça büyük bir adli psikiyatri bölümü var ve tam kapalı tutulması gereken tutuklular